Bayanların en çok vakit geçirdiği alanlardan bir tanesi kuaför. Düğününüz öncesinde de uğrayacağınız ilk yer orası olacak. Peerless Kuaför'e gidiyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi de bayanların en çok vakit geçirdiği yerlerden birisi olan Peerless Kuaför'deyiz. İlk olarak sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Ümit İşbilen. Güzellik sektörüne 1993 yılında başladım. 7 yaşından sonra Şanlıurfa'dan ayrıldım. Şanlıurfa'nın yerlisiyim aslen. İzmir ve İstanbul olmak üzere yıllardır güzellik sektöründe çalışıyorum. Çeşitli sinemalarda, dizilerde ve kast ajanslara hizmette bulundum. 2011 yılının sonlarına doğru Şanlıurfa'da çok kapsamlı bir kuaför salonu açtık. İşletmeden hala devam ediyoruz. İşletmeden bahsedecek olursak, burası 3 katlı çok programlı bir kuaför salonu. Genel saç tasarımına açık hizmet alanı ve üst katta tesettürlere hizmet verilen bayan personellerin çalıştığı salon ve alt katta bir mesleki akademimiz var. Haftanın belli günlerinde çeşitli mesleki yenilikleri, tekniki gelişmeleri, ekibimizle birlikte orada çalışıyoruz. Yeni kreasyonlar falan düzenlemesi sağlıyoruz. Özellikle şu konuya dikkat ediliyor bayanlarda. Bazı bayanlar özel salonda olmak isteyebiliyor. Hem erkek hem bayan çalışanlarınız var ama yukarıda da özel bir salonunuz var. Sadece bayanlara ait olan, bayan elemanlarınızın çalıştığı. Evet, kesinlikle. Yine yukarıda 300 metrekare bir alana sahip bir saç tasarım bölümümüz var. Orada tamamen bayan ustalarımızın çalıştığı, yani tesettürlü bayanlara yönelik servisin verildiği bir katımız mevcut. Yine birbirinden bağımsız alt katta genel hizmete açık bay ve bayan ustaların, personellerin çalıştığı bir servis katımız var. Evet, hem deneyimli elemanlarınız çalışıyor, bir de sizde şu ayrıcalık var. Siz işinizi sanat olarak görüyorsunuz ve o yönde hizmet veriyorsunuz. Sadece saç yapmak deyip geçmiyorsunuz, bir sanat ortaya koyuyorsunuz. Evet, kesinlikle. Şu an aslında nesil değişti. İnsanlar artık birçok şeyi bir arada bekliyorlar. Yani burası çok programlı, A+ bir salon olmasına rağmen insanlar altın kaplama taraklarla ve makaslarla servis verebilirsiniz ama işin içinde zanaat yoksa bu çok fazla bir şey ifade etmiyordur. İnsanlar artık bütünlüğünle bekliyorlar bu hizmet sektörünü. Yani nitelikli bir hizmet sunulmasını bekliyorlar. Aynı zamanda kaliteli malzeme ve teçhizat kullanmasını bekliyorlar. Konforlu bir yerde servis almak istiyorlar. Bu bütün ayrıntılar bir araya gelmesi gerekiyor. En çok önem verdikleri konulardan birisi de tabii ki düğün konusu. Düğünden önce bayanlar çok vakit geçiriyor kuaförde. Evet, ve özel günleri oldukları için de kusursuz olmak istiyorlar. Size nasıl talepler oluyor bu konuda? Şimdi evet, önemli bir konuya değindiniz. Gelin başları, bunlar çok özel ve nitelikli günler. Biz de onları bu özel günlerinde en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü böyle nitelikli günlerde çektireceği bir fotoğrafı 20-30 yıl sonra çocuklarına gösterebiliyorlar. İnsanlar bu özel günlerinde çok itinalı servis almak istiyorlar. Her şey en iyi şartlarda
bulmak istiyorlar. Biz de bu konuda gerek salonumuz gerek ekibimiz olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gelin başları bizim için çok aşamalı bir sistem. Kişileri bir kombine halinde değerlendiriyoruz. Elbiseleriyle, yüzlerinin yapısıyla, katılacakları davetin niteliğine göre bir hazırlık aşaması var bunun için. Eğer kişiler talep ederse uygulamalı olarak bir prova sistemiyle çalışıyoruz. Daha tatmin edici olarak değerlendirirsek dijital ortamda onları fotoğraflayıp Avrupa'da bir server üzerinde çeşitli saç tasarım modellemelerini yüzlerin üzerine uyarlıyoruz. Evet, şu nokta çok önemli. Yüzlerin üzerine uyarlamak. Yani müşteriyi tanımak gerekiyor biraz. Hangi saç olur? Müşterinin isteği nedir? Ona göre hem isteğini hem ona uygun olanı ortaklaşa bir ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle çok doğru bir konuya değindik. Genelde meslek hayatım boyunca salonumuza giren bütün bayanların hepsinin çok acelesi vardır ve hızlı bir yere yetişmek zorundadırlar. Zaman bizim için çok önemli bir program. Ama bazen müşterinin istediği servisi sunmuş olsak bile onların çok özel, istinadlı gideceği yerlere yönelik bunda çok tatmin etmiyor olabilir. Bu konuda araya teknoloji giriyor. Onların dijital fotoğraflarını alıp bahsettiğimiz gibi Avrupa'da bir server üzerinde onların yüz üzerinde çeşitli modellemelerini sağlıyoruz. Kişi herhangi bir zaman kaybı yaşamadan gerek makyaj tasarım gerek saç tasarım konularında dijital ortamda kendinin bitiş aşamasını buluyor. Ona göre şifayı tasarım aşamasına geçiyoruz. Bu da kişileri uygulama geçmeden son hallerini görmezlerini sağlıyor. Evet, bir de değinmek istediğim bir konu daha var. Sizde bir de tırnak tasarımı var. Burada yeni gördüğümüz tırnak modelleri var. Bunları da bakalım isterseniz. Biraz bilgi alalım. Ben ilk defa gördüm bunu. Normalde internette sürekli resimlerini görüyoruz. Ancak ilk defa canlı olarak görüyoruz. Burada uygulaması var sizde. Bunun hakkında bilgi alalım. Nasıl oluyor bu işlem? Dijital tırnak tasarım cihazı aslında Avrupa'da birkaç yıldır yaygınlaşmış olmasına rağmen Türkiye'de 2-3 yıldır gündemde olan bir sistem. Biraz masraflı ve kapsamlı bir teçhizat olduğu için henüz çok rağbet görmüş durumda değil. Fakat tırnaklar üzerinde çok ciddi bir yenilik sağlayan bir teknolojik ekipman. Kendi bünyesinde binlerce grafik tasarımı barındıran cihaz, aynı zamanda harici olarak çeşitli fotoğraflar, çeşitli grafik çalışmalarını kişilerin tırnaklarının üzerine birkaç saniye içerisinde çizebiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Özellikle nitelikli günlerde, sevgililer gününde falan bu çok rekabet görmüştü. Kişiler sevdiklerinin, eşlerinin veya nişanlılarının fotoğraflarını tırnakların üzerine çizip böyle değişik bir şekilde bir hediye sunmayı planladılar. Hem istediklerini, kendi istedikleri fotoğrafları bastırabiliyorlar ya da buradaki katalogdan seçip tırnaklarına bunu yaptırabiliyorlar. Evet, çok doğru. Bahsettiğimiz gibi sistemin içerisinde birkaç bin tane entegre edilmiş grafik çalışması olmasına rağmen kişilerin talepleri üzerine harici bir ortamdan yani bir flash disk yardımıyla kişilerin tırnaklarının üzerine sevdikleri herhangi bir özel desen, motif, takımlarının logoları ya da sevdiklerinin fotoğraflarını birkaç saniye içerisinde tırnakların üzerine çizebiliyoruz. Evet, şundan da bahsedelim. Bir de saç uzatma işlemi de yapılıyor sizde. Kaynak. Bu kaynak nasıl olması gerekiyor sağlıklı olması için ve sizde yapılan işlem? Evet, birçok bayan ortak beklentisi olan saç ekleme ve uzatma işlemleri hakkında özetle şunu söyleyebiliriz. Bir saç, insan saç teli ortalama bilimsel olarak ayda 1,5-2 santim civarında uzamaktadır. Kişiler herhangi bir durum karşısında saçlarını kısalttıkları zaman uzun saçlarını elde etmek istediklerinde uzun, bayağı uzun birkaç yıl bir süre beklemeleri gerekecek. Ama bunun için takma saçlardan destek alarak çeşitli kaynak teknikleriyle bu ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Yaklaşık 60 dakika ile 90 dakika arasında süren bir işlem sayesinde çeşitli kaynak teknikleriyle kişilerin istedikleri uzunlukta saç uzatma ve ilave işlemlerini tamamlayabiliyoruz. Evet, bu işlemi ben de yaptıracağım zaten. Son olarak izleyenlere söylemek istediğiniz ne? Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi insanlara altın kaplama taraklarla ya da makaslarla hizmet verebilirsiniz. Fakat burada sizi temsil eden en önemli uyum sanatsal mesleki faaliyetlerinizdir. Biz Peerless Kuaför ve ekibi olarak müşterilerimize bütün özel anlarında ihtiyaçlarına en iyi şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.